Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Clipchamp ile bir metni nasıl ücretsiz bir şekilde sese dönüştürebileceğimize bakacağız. Clipchamp'i nasıl kullanacağınızı ya da nasıl yükleyeceğinizi bilmiyorsanız önceki Clipchamp videolarımı mutlaka izlemelisiniz. Şöyle bir örnek senaryo yapalım. Bir web sitesi var ve bu web sitesindeki yazıyı ben alıp tamamıyla sese dönüştürmek istiyorum. Öncelikle kaynak metnimizi internetten bulalım herhangi bir haber sitesine girdim ve bu haber sitesindeki metni alıyorum. Metnin şu kadarını kopyalayacağım. Siz istediğiniz kadar metnin kaynağını kopyalayabilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? Clipchamp açıyorum arkadaşlar. Clipchamp'i açtıktan sonra yeni video oluştur butonuna basıyorum. Yeni video oluştur butonuna bastıktan sonra ise kaydet ve oluştur butonuna basıyorum sol taraftan. Hemen burada oluştur menüsünün altında metin okuma var. Metin okumaya basıyorum. Metin okumaya bastıktan sonra karşımda şöyle bir ekran açılıyor. Evet, metnimi şuradaki metin bölümüne yapıştırıyorum arkadaşlar. Yukarıdan bu metnin hangi dilde okunacağını seçiyorum. Türkçe olarak okunacak. Siz isterseniz İngilizce veya İspanyolca şeklinde de buradaki metni okutabilirsiniz. Ses bölümünde ise bu sesin hangi kişiyle okunabileceğini seçeceksiniz. Burada herhangi bir Japon veya Çinli arkadaşımız olabilir ya da Türk olarak Emel ve Ahmet var. Emel kadın sesi olarak seslendirir. Ahmet ise erkek sesi olarak seslendirir. Yine isterseniz yukarıdaki kişilerden de seslendirme yaptırabilirsiniz. Biz buradan Emel ile başlayalım. Emel'i seçtim. Bu sesi dinleyinden ses tonunun nasıl olduğunu dinleyebiliyoruz. Paylaşmaya değer bir hikaye oluşturmanıza yardımcı olacak çeşitli seslerden birini seçin. Gördüğünüz gibi bu ses Emel'in sesi. İstersem Ahmet'in sesini de buradan ön izleyebilirim. Bir de Ahmet'in sesine bakalım. Paylaşmaya değer bir hikaye oluşturmanıza yardımcı olacak çeşitli seslerden birini seçin. Evet süper. Ben bu metinde Ahmet'in sesini kullanmak istiyorum. Buradan ön izlemeye basıyorum. Türkiye'de son dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik artan yatırımlarla şirketlerin odağı güneş ve rüzgar enerjisi gibi sürdürülebilir kaynaklardan enerji üreten ve depolayan tesislere yöneldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun EPDK 2022'nin Kasım ayında yürürlüğe giren elektrik piyasasında depolama faaliyetlerine ilişkin düzenlemesi kapsamında yatırım talebi bir yılda 280 milyar dolara ulaştı. Harika arkadaşlar tam istediğim gibi metni sese dönüştürdü. Şimdi bu sesi kaydetmek için tek yapmam gereken sağ alt köşedeki kaydet butonuna basmak. Kaydet diyorum. Türkiye'de son dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik artan yatırımlarla şirketlerin odağı güneş ve rüzgar. Gördüğünüz gibi sesi mükemmel bir şekilde kaydetti arkadaşlar. Hemen burada artık tek yapmam gereken şey bu sesi bilgisayarıma aktarmak. Bunun için de gene yukarıdan dışa aktar butonuna basıyorum ve bunu normalde video olarak aktaracak 480p, 720p veya HD yani 1080p olarak dışarı aktarabilirim. Ben bunu HD olarak dışarıya aktarıyorum. Metne bağlı olarak buradaki aktarım hızı tabii ki değişecektir arkadaşlar. Normalde bunu dışarıya MP4 formatında aktarmaya çalışacak. Bakın buradan geldiğinde bilgisayarınıza kaydedin diyorum. Ve ben buradan indirilenler bölümünü seçiyorum. Gördüğünüz gibi normalde bunu MP4 formatında bilgisayarıma kaydetmek istiyor. Ben buradan gelip tüm dosyalar diyorum ve dosyanın uzantısını MP4 değil de MP3 olacak şekilde bilgisayarıma kaydediyorum. Buna da test Ahmet adını vereyim ve bu şekilde kaydettim. Şimdi dosyama gidip indirilenlerden test Ahmet isimli dosyamı dinlemek istediğimde Türkiye'de son dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik artan yatırımlarla Gördüğünüz gibi arkadaşlar başarılı bir şekilde bir metni istediğim formatta bir sese dönüştürmüş oldum. Başka videoda görüşmek üzere.